Usta tiyatrocular Erdal ve Güzin Özyağcılar, kızları Zeynep Özyağcılar'ın 2040 yılında geçen En Güzel Parçam adlı tek kişilik oyununun galasına katıldı. Çok güzel bir aşk hikayesi anlatıyoruz ama çok başka katmanları da var. Kadın erkek ilişkileri, kadının durumu, hani kadının bu baskılar üzerinde varken ki durumu gibi böyle birçok şey var. Çok esprili, komik, tatlı yanları da var oyunumuzun. Sonunda biraz acıklı ama çok keyif alacakları, rengarenk. Harika bir dekorumuz var. Çok güzel kostümlerimiz, heykellerimiz var sahnede. Koku bile veriyoruz seyirciye, yani öyle bir gerçek bir ortam yaratmak adına. Bence çok sevecekler. Oyunun adı En Güzel Parçam. Onlar da inşallah her gelen en güzel parçasını bulacak oyunumuzda diyoruz. Oyunda kızları Zeynep'e sesleriyle destek veren ünlü çift yaşadıkları heyecanı paylaştı. En güzel parçamız. Evet. Gördüğünüz gibi ve oyunun adı da En Güzel Parçam. Yaklaşık 2 yıldır çalışıyor Zeynep. Yani bunu kendi yazdı. Yani bir ekip kurdu. O ekibi içinde de bütün koordinasyonu da Zeynep yaptı. Konuşmakta güçlük çekiyoruz çünkü ben Güzin de biz yılların oyuncusuyuz ama böyle bu kadar heyecanı kendi oyunumuzda hissetmedik. Ben buzdolabını konuşuyorum. Evet. Ben kahve makinesi. Kahve makinesinden Güzin Hanım konuşuyor. Bernard için o yani bu kutu, bu sistemi kuran bir ses olarak geliyor. Gözde Çetiner var. Artık çok da söylemeyelim, sürpriz olsun. Sürpriz olsun, gelip evet. Seyretsinler. Erdal Özyağcılar kızı Zeynep'in 2019 yılında aramızdan ayrılan efsane oyuncu Yıldız Kenter'in de göz bebeği olduğunu anlattı. Kızımdan güveniyorum, şöyle güveniyorum. Yani bu yaşama bakışını biliyorum. Kimliğini, kişiliğini biliyorum. İşindeki titizliğini, emeğini biliyorum. Evet. Konservatuvardaki hocalarından çok 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 güzel sözler almış bir kızımız. Evet. Yıldız Hanım'ın göz bebeğiydi. Bizim burada de göz Allah rahmet eylesin. Bizim inşallah. De göz bebeğimiz. İnşallah böyle bir dollukla sizlere de güzel bir oyun sunmuş olur. Ve bu senenin de en güzel oyunlarından biri olur. Dileğimiz o. Erdal ve Güzin Özyağcılar çifti pandemi döneminde seyircilerin tiyatroyu çok özlediğini belirtti. Bütün tiyatrolarda olsun ve yeniden o keyif o ve çok enteresan bir şey. Bir aradan sonra oyuncular sahneye çıkınca alkışlıyorlar. Çünkü o hasret var ya. O yüzden onlar da özlemişler. Özlemiş yani alkışlar özlediklerini belli ediyorlar. O da çok güzel bir duygu. Bütün oyunlarda bizim dolu hemen hemen. Evet. Çok keyifli. Çok keyifli. Erdal Özyağcılar, Tolgan Sayışman'ın hem yapımcılığını hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği Aynasız adlı filmin çekimlerine başlayacağını belirtti. Aynasız'a başlıyoruz. Benim yarın setim var. Yarın saat 12'de sevgili Yasemin asistanımla gidiyoruz. Bir veya iki günlük bir işim var. Dönüyorum 18'inde oyunum var. Hoş geldin Boyacı Beylikdüzü'nde. Ondan sonra gidiyoruz. Ay sonuna kadar da herhalde ben kendi sahnelerimi bitirmiş olacağım. Onlar ama çekime devam edecekler. Galada Erdal ve Güzin Özyağcılar çifti oğulları Emrah Özyağcılar ve torunuyla da beraber poz verdi. Olmayan oğlumuz ve tiyatrocu ve oyuncu olmayacak demiyorum. Belki rejisör belki olacak. Belki yönetmen olabilir. Yönetmen olabilecek bir oğlum var. Müzik de yapıyor efendim aynı zamanda. Rapçiyiz biz ikimiz de. Biliyorsunuz bizi o. Aşkım kaldırsana o şeyi, ne yapayım? Evet, o sesle Türkiye'deki rapten sonra rapçi olduk ve rap yapıyoruz. Maşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.